Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar, sayın takipçilerim. Bugün 5 Şubat 2023 Pazar. Arkadaşlar, şöyle bir aralığa çıkayım dedim. Birkaç malzeme vardı, onları getirdim. Birkaç tane arıyı açtım, kontrol ettim. Ama açmışken bir tane de video çekelim dedim. Şu anda bir arıyı açmış bulunuyorum. Biraz huysuz ama derdini çekeceğiz artık. Bağ kontrolü yapıyorum. Bir çerçeve aldım, ondan fazlaydı. Şu anda bir çerçeve daha var şurada. Bunu da alacağım galiba. Yavru var mı yok mu onu kontrol edeceğim arkadaşlar. Yavru var mı yok mu onu kontrol edeceğim. Başka da arıyı kurcalayacak değilim. Evet arkadaşlar, 5 Şubat bu arının durumu maşallah. Günlük sufrede var. Başka karıştırmaya gerek yok. İşte Karadeniz bölgesinin durumu bu arkadaşlar. Bu arı ne yapacak şimdi arkadaş? Bu arı nasıl bakacak kendini? Yani dışarıdan bal gelmez, biz de vermezsek ne olur bu arının? O zaman bu çerçeveyi alamayacağım ben demek ki. Bu en son çerçeveyi, bak, arı olmamasına rağmen almayacağım onu. Bunu ben yeterince sıcak tutmam lazım arkadaşlar. Bir tarafında köpük var zaten. Dış kısmına da köpük koyacağım. Arkadaşlar, kovanı biraz daha daraltmış olacağım bu şekilde. Bir de tek vereceğim bunu arkadaşlar. Aslında kek değil, fondan şekeri vereceğim arkadaşlar. Güzel bir fondan şekeri bu. Yani bu bir tehlike arz etmez. Gerçi az önce bir araya şurup da verdim. Poşetle birlikte şurup verdim. Yani önümüzdeki günlerde arı hava sıcaklığı 8-10 derece civarında seyrediyor. Yani bu 8 derece ama bu, yani bu bizim bölgemizde köylerde filan 12-13 dereceye filan tekabül ediyor hemen hemen. Yani arı çalışıyor kardeşlerim. Onu ifade etmek istiyorum. Çalışan arı da tüketiyor. Tüketim yapınca da bir yerden bunu karşılaması lazım. Arkadaşlar, onun için biraz takviye ediyorum arkadaşlar. Evet. Acından ölmesin en azından. Şöyle üzerine alayım bunu da. Üzerine alınca daha da iyi olacak inşallah. Şunları da böylece koyduktan sonra, muhterem arkadaşlar, evet, bu üçüncü sıra burada bu arılık. Tagi sıralamada üçüncü sırada, önden arkaya doğru. Yani burası çok güneş almamasına rağmen vaziyet gördüğünüz gibi. Her kovan böyle değil gerçi ama böyle olanları da var demek ki. Ön sıra var, orta ikinci sıra var, arka sıra, üçüncü sıra, bir de dördüncü sıramız var böyle. Burada 6 tane arımız var arkadaşlar. Bir tanesinin kovanını değiştim, bayağı zayıflamıştı. Köpükten küçük bir altı çerçevelik analık kovanı aldım onu arkadaşlar. Zaten bir tanesini daha önceden almıştım yine.
Yani burada 3 tanesi iyi. Diğer 3 tanesi zayıftır. Arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Allah ne takdir ettiyse o olacak ama biz de elimizden geleni yapacağız. Yani tedbir almak bize düşüyor arkadaşlar. Gereken ihtimamı, bakımı, korumayı biz de elimizden gelen şekilde ifa edersek sonuçlar daha güzel olur diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Takip etmenizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.